Fabrikamızın içerisindeyiz. Seyircilerimize fabrikamızla ilgili temel konulardan ziyade fabrikamızın ve Selendi'mizin, Selendi'li insanımızın buraya geldiğinde nasıl ve ne şekilde çalışacağını kısaca izah edersiniz. Ve bunun ziyadesinde siz de burada nasıl bir çalışma sistemi yürüttüğünüzü arkadaşlarımıza, seyircilerimize, çalışanlarımıza basın yoluyla duyurmuş olursunuz. Evet. Hem fabrikamızı yavaş yavaş gezelim hem de siz anlatımlarınıza başlayın istiyorum. Buyurun söz. Şimdi biz öncelikle İstanbul'da 11 yıldır faaliyet gösteren bir şirketin devamı burası. Evet. 11 yıldır İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Biz Türkiye'nin en kurumsal firması LCY2K ile çalışıyoruz. Dünyanın 170 ülkesine ürün sevk ediyor. LCY2K devletten önce bizi kurumsallaştırma yönünde denetleyen firmadır. Devletten önce Y2K bizi denetler. Koşullar, şartlar uygun mu değil mi? Uygunsa bize iş verir. Dolayısıyla biz de bu fabrikayı bu hale uygun pozisyona getirdik. Yani kurumsallaşma açısından LCY2K'nin istediği bütün kriterleri yerine getirdik. Bu nedir mesela? Personelin iş güvenliğinden, sağlığından, yangın alarm sistemlerinden, sigortalarından, servislerinden, servis araçlarının muayenelerinden, ahçımızın saçının testinden, muayenesinden, 6 ayda bir ahçılarımız muayeneye gider, hastalık var mı yok mu, gıdalarımızın, nohutun çapının ölçüsüne kadar biz kurumsal çalışmaya dikkat ediyoruz. Tabii Y2K bizden bunu talep ettiği için. Burada personelin çocukları için kreş yapılacak. Gelen personelimiz sabah geldiği zaman çocuğunu kreşe bırakacak. İşinin başına gelecek. Akşam giderken de kreşten çocuğunu alıp evine gidecek. Yani yasal olarak devletin de istediği bütün kriterleri yerine getirmek zorundayız. Çünkü biz kurumsal bir firmayız. Kurumsal çalışmakta zorundayız. Selendi'nin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Biz de bunu gördüğümüz için buraya geldik. Onların talep ettiği her şey, ne varsa işte maaşıdır, sigortasıdır, servisidir. Bunların hepsini yerine getirdik. Şimdi burada bizim ihtiyacımız olan nedir? Bir şeye sahip çıkmak lazım. Mesela biz üzerimize düşeni yaptık. Tüm imkanları gerek işçilerimize, gerek evet. Selendi'mize sağladık. Kesinlikle. Artık burada sadece bize düşen çalışmak ve çalıştırmak kalıyor. Kesinlikle öyle. Peki şu an çalışanlarımızın servisleri var. Servisleri var. Bundan sonra sayı arttıkça servis sayısı da artacak. Kesinlikle. Yemek kapasitesi de artacak. Bunun dışında sizin işverenler olarak bürokrasiler, siyasilerden, Selendi'deki yerel insanlardan beklentiniz nedir? Yani ne gibi talepler olacak? Biliyoruz son zamanlarda fazlasıyla siyaset ticarete ve iş hayatına karışmaya başladı. Evet. Sizin de bu konuda çok zorluklar çektiğinizi zaman zaman tanıdık ettik. Bunları söylemek istediğim bir şey varsa bunları da bizzat işveren olarak sizin ağzınızdan duymak isteriz. Şimdi Selendi çok bakir bir bölge. Ben buraya ilk geldiğimde 2 yıl önce Selendi'nin sokaklarında arabaların bile anahtarlarının üzerinde olduğunu, kapılarının açık olduğunu, esnafların eşyalarının dışarıda olduğunu gördüm. Selendi çok bakir ve çok temiz bir yer. Dolayısıyla bu beni çok cezbetti. Buranın da gerçekten böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Ben de diyorum ki Selendi halkına veya çevre ilçelerin halkına. Unumuz var, yağımız var, şekerimiz var. Buyurun helva yapın diyoruz. Sadece bunları birbirine karıştırın. Sizin için bütün imkanları seferber etmişiz. Burayı yaşanabilir, çalışılabilir hale getirmişiz ve biz burada geçici değiliz. Biz buraya 20 yıllık, 30 yıllık, bizden sonraki herhangi bir neslin burada devam etmesiyle devam edecek burası. Herhangi birisi olabilir. Önemli olan Selendi halkının buraya gelip koşulları, şartları yerinde görüp tecrübe etmesi. Burada en büyük handikap kulaktan dolma bilgilerle insanların müdahale etmesi, hamle yapması, karar alması. En büyük yaşanan sıkıntı bu. Yani hep mışlı mışlı konuşmak yerine şahit olarak öğrenseler kendileri için de daha hayırlı olacak. Çünkü burası günü gelince parasını veriyor, servisini yapıyor, sigortasını yapıyor. Yani biz bunları yapmak zorundayız. Bazı ilçelerde, bazı teşvik bölgelerinde, ben bunu çok iyi biliyorum, yapan arkadaşlarım bile var. Asgari ücret yerine asgari ücretin düşüğünü verip fazlasını da tekrar elden geri alıyorlar. Biz de diyoruz ki devlet size 1000 lira veriyordu. Bu 1000 liranın size yetmeyeceğini düşündüğümüz için üstüne 1000 lira da biz tamamlayıp asgari ücret veriyoruz.
Yani bu kadar saf yani bir düşünce içerisindeyken. Zaten işçilerimiz Hasan Bey'le de bu konuyu konuştuk. Evet. İş güvencesinde buraya gidiyor. Kesinlikle yani öyle. Evet. Devletin bir kurumu olan, en güvenilir kurumlardan olan iş güvencesiyle burada istihdam sağlıyorlar. Kesinlikle. Ve hiçbir şekilde paraların yatmama gibi bir durum olamaz. Çünkü devlet güvencesinde her şeyden aynen önce. Bunu da bürokrasi zaten takip ediyordu. Siz de evet, bunun için gerekli zeminleri zaten zamanında oluşturdunuz ve şimdi işçilerimiz istihdam sağlıyor. Zaten aksamalar olsa burada kafeste şu an 100 kişi çalışıyor, 100 tane işçimiz var. Bu 100 işçi burada barınma gibi bir durum olmaz. Kesinlikle yani, olmaz. Bir de bizim şöyle bir avantajımız var. Bu mesela tekstil piyasasında aslında çok kronik bir hastalıktır. Tekstil firmasının iş tedariği ile alakalı çok büyük sıkıntıları var. Batan firma ya da yok olan firmaların %50'si bu yüzden gider. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim dikebildiğimiz kadar işimiz var arkamızda. Anladınız mı? Yani 11 yıllık bir tecrübe var. Biz altı kvartik ile bir aile olmuşuz. Dolayısıyla bizim burada milyonlarca adetimiz var. Şu anda içeride 100 kişi değil. 600 kişi olsa 600 kişiye gönderecek işimiz var. Sistem sağlayabiliriz. Kesinlikle öyle. Yani iş konusunda herhangi bir sıkıntımız, derdimiz yok. Bizim şu anda böyle bir yerde çalışan bir fabrikanın içerisinde işçi bulma sıkıntımız var. Aslında Türkiye'de bence işsizlik yok, iş beğenmemesi. Aynen, devam edelim. Bu evet, arada sohbetimize de devam edelim. Evet. Peki, önümüzdeki günlerde Selendi'nin dışında gelecek olan arkadaşların barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için herhangi bir hazırlığınız var mı? Diyelim ki bir 10 kişilik, 20 kişilik, 30 kişilik kalıcı aile geldiğinde burada biz kalmak istiyoruz ve burada çalışmak istiyoruz, barınmak istiyoruz dediklerinde bu istihdamı bu insanlara sağlayabilecek misiniz? Bununla alakalı hem bizim kendi hani lojman anlamında kendimize ait zaten 2 tane şu anda yerimiz var. Onun dışında ilçemizde zaten inşaat sektöründe de böyle bir sıkıntı var. Yani Selen'in aslında ona da ihtiyacı var. Adam ev yapmış, evi satamıyor ya da kiraya veremiyor. Bunlar için bizden talep edenler var. Mesela Alaşehir'den gelen personellerimiz böyle bir talepte bulundu bize. Ya kalacak yer bulabilirsek biz burada kalalım, burada yaşayalım, burada çalışalım diye. Bununla ilgili zaten Selen'de büyük bir şey var. Boşluk var. Bu boşluğu doldurabiliriz. Kendi yöntemimizle de doldurabiliriz. Ondan yana da sıkıntı burası yok. Yönetim binası mı? Ne oluyor burası? Burası yemekhane. Şimdi bu yemekhaneyi biz geçici olarak böyle hazır ettik. Ama bu yemekhane yıkılacak. Buranın yerine buradan camlı bir şekilde iki katlı yer yapılacak. İki katlı yer yapılacak. Altı komple yemekhane olacak. Camlı. Dış cephesi komple camlı. Ortadan bir döner kapı merdiveni olacak. Merdiven döner kapıdan giren misafirlerimiz ya da personelimiz danışmadan geçip imalata girecek. Şu yani an direkt buradan giriş olacak. Tabii. Yani buradan girildiği zaman imalata giriliyor. Ama biz burayı hazır hale getirmemiz biraz zaman alacağı için şu an için böyle yaşanabilir hale getirdik. Sonrasında burası yıkılıp iki katlı, üst katta yönetim binaları olacak. Doktor odası olacak, X5'in odası olacak. Burası bu şekilde olacak. Yani bu yemekhaneyi yıkacağız. Yani iş kazalarına, hastalıklara, rahatsızlıklara yönelik. Tabii sedyemiz, oksijen tüpümüz, engelli arabamız bunların hepsi mevcut içeride. Acil yardım evet, bulunacak. Onların hepsini buraya taşıyacağız. Burada çünkü doktorumuz gelip muayene edecek belli günlerde. Dolayısıyla bir doktor odamız olacak. Ondan sonra işte kalite kontrol odamız olacak, X5'in odamız olacak. Bir toplantı salonumuz olacak. Bunların hepsini biz içeride üst kata yaptık ama bu biraz daha yarı kurumsal oldu. Burası yapılınca tam kurumsal hale geldi. Tabii bunların hepsi zaman istiyor biraz oturması için. Çocuk da bir anda hemen büyümüyor zaten. Tabii. Şu an bu depomuz faaliyette mi? Yapım aşamasında mı? Bu deponun da yine dış cephesini ve içini boyattık. Camlarını değiştirdik. Burayla ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Burayı benim faaliyete geçirmem için benim o bahsettiğim kişi sayısına ulaşmam lazım. Neden diyeceksiniz? Benim buraya getireceğim bir tane CNC makinenin değeri çok yüksek. Yani 1 milyon lira bir CNC makinesinin kurulması. Buraya 4 tane kurulacak. Yani insanlar hani böyle bir mobilya masası al da bir tesis kur. Bizimki öyle değil. Bizimki sanayi olduğu için hem finansal anlamda çok yüksek rakamlara dayalı hem de personel anlamında yüksek adetlere dayalı çalışıyoruz. Dolayısıyla buraya 4 tane CNC makinesinin gelmesi 4 milyon lira. 4 milyon lira verip 4 tane CNC makinesini buraya getirdiğin zaman benim içeride 40 bin tane ürün üretmem lazım. Ama şu an hem personel sayısı buna yeterli değil hem de kapasite o pozisyona ulaşmadı. Ulaşırsa ulaşır ulaşmaz ki biz onu planlamışız şu anda, altyapısını oluşturduk. Buraya 4 tane CNC makinesi gelecek.
CNC insansız kesim yapan makine anlamına geliyor. Çünkü ürünleri şu an elde manuel kestiğin zaman kalite biraz daha düşüyor ama CNC makinelerinde sıfır hatalı iş çıkıyor. Bu depomuzu da kolonsuz olması ve uzun olması sebebiyle o pozisyona getireceğiz. Hem ilerleyelim hem de arkadaşımız deponun da çekimini yapsın. Deponun bitiminde sanırım fabrikanın sınırları bitiyor. Yoksa devam ediyor mu? Orada bir binamız daha var. O binayı da yine şey olarak planlıyoruz. Yani o binanın tavanı yüksek, asma tavanı var. Biz o asma tavanı iptal edeceğiz. Boşaltacağız şu anda maskalar içinde. Orayı boşaltacağız. Boşalttıktan sonra tavan yüksek olduğu için oraya havalandırmalar yapılacak. Çünkü emprime baskıda tiner ve boyanın kokusu personeli rahatsız etmemesi için orada bir hava ve koku tahliye alanı olur. Hani tabii şeyi yapacağız, havalandırması yapacağız. O yüzden yüksek tavan bizim için çok uygun. Biz bunların fizibilitesini yaptık. O binayı ona uygun gördük. O binanın asma tavanını kaldıracağız. Oraya direkt havalandırma sistemini koyacağız ve ahtapot makinalarımız var bizim. Emprime baskı makinaları ve fixe makinası var. Baskıdan sonra ürünün kuruması, kurutulması anlamına geliyor. Orada ahtapotlarımızı oraya koyacağız. Ürün su bazlı baskı yapıldıktan sonra, fixeden geçtikten sonra direkt imalata gidecek. Yani bu kapıdan giren kumaş öbür kapıdan kolye halinde çıkacak. Evet. Şu an herhangi bir yangına, olası bir tehlikeye karşı alınmış önlemler mevcutiyeti var diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, bizim mühendisimiz var bununla alakalı, hem elektrikle alakalı, hem yangınla alakalı, hem de iş ve işçi güvenliğiyle alakalı mühendislerimiz var. Kurumsal firmalarla çalışıyoruz. Yangın tatbikatımız yapıldı. Devletin ve Y2K'nin bizden istediği 10 metrekareye 4 tane yangın çıkış kapısı, biz 8 tane yangın çıkış kapısı yaptık. Çünkü biz devlet veya SYK istiyor diye değil, biz personelin sağlığı açısından, sağlığına risk yaratacak ne kadar olumsuz şey varsa biz bunların ortadan kaldırılması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yangın çıkış kapılarımız hazır. Çıkış çizgilerimiz yapıldı. Personelin yangın tatbikatı yapıldı. Arama kurtarma ekibi eğitimlerini aldı. Sağlık ekibi eğitimlerini aldı. Herkes sorumluluğunu biliyor. Bu yangınla alakalı bütün önlemleri almış durumdayız yani. Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Son sözleriniz varsa alalım. Daha sonra içeriye geçelim. Şimdi biz hep şey diyoruz, burası Selen'de bizim yeni doğmuş bir çocuğumuz ve bu çocuk sadece sütle, dünyanın en güzel mamalarıyla bir çocuğu boş bir odada beslerseniz birkaç gün, birkaç ay içerisinde ölüyor. Çünkü onu sevmezsen. Çocuk sevgiyle büyür. Onu sahiplenmek lazım, sevmek lazım. Selen'in ihtiyacı olan böyle bir yer, herkes bunu dillendirdi yıllarca. Bize de çok söylediler, size ihtiyaç var, burada istihdama ihtiyaç var. Ama söylemlerle eylemler birbirini tutmuyor. Biz de Selen'le halkına diyoruz ki bakın bu çocuk sevgisizlikten ölmesin. Bu çocuğun maması var, sütü var, her şeyi var. Sadece sevgiye ve sahiplenmeye ihtiyacı var. Selen de bu tesisi burada istiyorsa sevsin, sahiplensin yeterli. Biz başka bir şey istemiyoruz. Yani finansal anlamda herhangi bir destek beklentimiz yok. Biz bunu karşılamışız zaten. Biz sadece finanstan ziyade maneviyatımızı da ortaya koymuşuz. O yüzden biz çok emek verdik. Selen'i sadece sahiplensin yeterli. İnşallah biz diyoruz ki burada iş var kardeşim. İşçiye de ihtiyacınız varsa burada da iş var. Buyurun gelin çalışın diyoruz. Çalışmıyorlarsa demek ki çalışmak istemiyorlar. Yani kısaca Selenli'yi ve çevresindeki tüm ilçeleri evet. Servis yapabiliyoruz. Buraya çalışmaya davet ediyoruz. Kesinlikle. Bilgileriniz için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Buyurun hep birlikte.